Merhabalar değerli izleyenler, programımıza hoş geldiniz. Değerli izleyenler, umarım mutlusunuz, sağlıklısınız, öfkeli değilsiniz. Umarım stresli değilsiniz ve depresyonda değilsiniz. Bunları neden sıraladım? Çünkü programlarımız boyu sürekli stresten, depresyonda, öfkemizi nasıl kontrol edebiliyoruz diye bir sürü şeylerden konuştuk. Ama bugün değişik bir konumuz var. Ama sizlere biraz böyle meraktan bırakmak istiyorum. Çünkü ilk önce Svetlana Hanım'a bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Angela Hanım. Svetlana Hanım, çok güzel konularımız oldu. Stresten bahsettik, depresyonda, öfke kontrolü. Değil mi? İnsanlar böyle stresli olduğun zaman çabuk da öfkelenirler. Beyin sağlığından bahsettik. Sevginden, affetme gücünden bahsettik. Bugün biraz daha sevinçli bir hayattan bahsedelim. Yani insanları biraz böyle hep olumsuz şeyler düşünmesin. Biraz sevinçli olsunlar. Şimdi bu stres ve depresyonla mücadelesini biz konuşurken şey öğrendik. Beyin sağlığı için, sevinçli bir hayat sürdürmek için tempolu bir yürüyüş yapmak gerektiğini, temiz hava almamız gerektiğini, işte güneşe çıkmamız gerektiğini öğrendik. Dengeli bitkisel gıdalar tüketmemiz gerektiğini, sağlıklı sosyal ilişkilerden, onlardan da bahsettik. Bunlar da çok önemli bizim fiziksel ruh halimize ve en önemlisi yaratıcımızla vakit geçirmektir. Peki stresle mücadele eden insanlara başka ne gibi tavsiyelerden bulunacaksınız diye çok merak ettim gerçekten. Çünkü birçoğumuz birçok tavsiyelerden bahsettik. Evet Angela Hanım, mutlu ve sevinçli, neşe dolu bir hayatımıza ulaşmak için, yaşamak için söylediğiniz gibi çok doğru sıraladınız bu sağlıklı yaşam tarzının ilkeleri. Onlar çok önemli. Onlar bizim genel sağlığımızın temelleri ve diyoruz onları mutlaka uygulamamız lazım, o prensipleri. Aynı zamanda ruhsal sağlığımıza da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ruhsal nedeniyle de, ruhsal faktörler nedeniyle de biz depresyona ve strese girebiliriz. Tabii. Dolayısıyla mutsuz oluruz. Yani sevinçli yaşamak istiyorsan, mutlu yaşamak istiyorsan ruhsal sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sevinçli yaşamak için Rab'den kalbimize o sevgi alabilmesi çok önemli. Ve dedik ki kalbimizi o sevgi alabilmek için bazı engeller kalbimiz içinde olabilir. Yani bazı sevgi blokları olabilir. Yani o sevgiyi bloke eden şeyler diyoruz onlara. Onlar nedir Angela Hanım? Daha önce konuştuk, günah olabilir, gurur. Gurur derken kibirlikten bahsettik değil mi? Onlar asla olmayacak. Yani sevinçli hayat içinde yer olmayan şeyler ama onlar diyoruz. Olur mu Svetlana Hanım? Şimdi güzel bir şirkette çalışıyorum ve patron geliyor bütün meslektaşlarımın önünde. İşte Angela Hanım şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Birden böyle bir kibir, bir gurur. Hepimize oluyor böyle bir anlık da olsa bile ki birçoğumuz bunu istemiyoruz. Yani gururlanmak, kibirlenmek istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sonucu iyi değildir. Ama bir anda sanki birilerine sana iltifat ettiğin zaman böyle biraz şey oluyorsun. Biraz böyle gururlanıyorsun, kibirleniyorsun diğerlere karşı. İşte ben böyle yapıyormuşum gibi. Yani o anlarda önemli olarak kendi düşünce şu yola çevirmek. Hepsi ne oluyorsa benim hayatımda olumlu ve güzel şey Rabbin sayesinde tabii oluyor. Ki, tabii ki. Ve onun bereketi dolayısıyla oluyor. Yani her şey pozitif, iyi, güzel şeyler Rab için şükretmek lazım. Evet. Ve durumunuzu böyle toparlayabiliyoruz. Değil mi? Tabii ki. Çünkü kibir gerçekten bizi evet, çok yani iyi şeylere götüremez. Kibirin sonu yani Rab'den ayrılma diyoruz. Çünkü ilk gururlanan ve kibirlenen iblis olduğunu biliyoruz.
onun yoludur. Onun için sevinçli hayatta bunlara yer bırakmıyoruz. Dargınlıklara diyoruz hayır, ahlaksızlıklara diyoruz hayır. İsyan, başkaldırma dedik. İlk isyancıydı da iblis olduğunu biliyoruz. Evet. Onun için onlar da yok bizim hayatımızda. İkiyüzlülük asla yer almasın. Dedikodu dedik, iftira, olumsuz düşünce de dedik. Çünkü sevgi olduğu yerde güven var, umut var. Olumsuz evet. düşünceye yer vermeyeyim. Tabii yer vermeyelim. Tabii ki ara sıra hepimizin aklımıza olumsuz şeyler gelebiliyor. Ama diyoruz ki o düşünceler kuşlar gibi değil mi? Sizin başınız üstünde uçabilir ama yuva kurmanıza siz ona siz ona izin ya verebilirsiniz ya vermeyebilirsiniz diyoruz. Kontrol etmeyen öfke, yani kontrolsüz öfkeye de yer yok değil mi sevinçli hayatta? Yani biz evimizi nasıl temizliyoruz, kalbimizi de öyle temizleyelim ki bol bol Rab'den o sevgiyi alalım, sevinçli, neşeli, mutlu, dolu yaşayalım diyorum. Peki bunu nasıl yapacağız da birkaç tane tavsiye vermek istiyorum. İlk önce tabii ki günahı itiraf ediyoruz ve burada kutsal kitaptan okuyorum. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Tertemiz olacağız ve çok mutlu bir hayat yaşayabiliriz. Dua etmek diyoruz ve eski yolu reddetmek diyoruz. Ve Allah'a güven ve umut bağlamak çok önemli. Yani mutluluk için bu böyle şey temel gibi diyebiliriz. Yani bizim temelimiz, bizim inancımız, umudumuz. Burada mezmurlardan Davut peygamberin yazdığı bir ayet okumak istiyorum. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dın. Yani üzgün olduğunuz zamanlar tabii ki olabilir. Rabbi onları, bütün o sıkıntıları Rabbi verdikten sonra, dua ettikten sonra daha mutlu ve daha sevinçli, daha neşeli oluyoruz. Pozitif düşünmek de dedik değil mi Angela Hanım? Çünkü olumsuz düşüncelere yer vermeyelim diyoruz. Sevgi yanında olumsuz düşünce olmaz diyoruz. Ve pozitif düşünceyle ilgili de bir ayet okumak istiyorum. Filipililer kitabından 4. bölüm 8. ayet okuyorum. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygı değer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Evet. Diyor Pavlus kendi mektubunda. Yani güzel şeyler diyor. Gerçekleri, saygı değer, doğru, pak, sevimli şeyler. Hayranlık uyandıran şeyleri düşünün. Erdemli şeyler düşünün. Yani düşüncelerinizi de yönlendirebilirsiniz, analize edebilirsiniz. Çok önemli şeyler biliyorsunuz Angela Hanım. Bir gün bir kendinizi şöyle bir ödev verin. Acaba bugün içinde kaç tane olumsuz düşünce ya da yani karşıdaki kişiye karşı, yani karşıdaki kişi için kaç tane olumsuz düşüncem var aklımda. O olumsuz düşünceleri kontrol edip onlara hayır demek. Tabii ki onlardan kurtulmak için beyninizi, kafanızı daha olumlu şeylerle doldurmanız gerekiyor değil mi? Ve bunun en kolay yolu kutsal kitabı okumak. Evet. Yani kutsal şeyler üzerinde düşünmektir. Rabbi düşünmektir. Birisi şöyle derdi. Kutsal kitap benim için bir mektup gibi dedi. Aşık olduğum kişiden, en değer verdiğim kişiden bana bir mektup geldi. Ve eğer gerçekten ben onu seviyorsam ve değer veriyorsam o mektubu alıp bir kenara hemen koyup sonra okurum demiyorum.
Onunla yatıp kalkıyorum, yastığımın altında koyuyorum, kokluyorum, öpüyorum. Onu hissetmek için yanımda olmadığını ama o mektup onun varlığını bana hissettirebiliyor. Her gün açıp tekrardan okuyorum. Onun sevgisini bana belli ediyor mektupta yazdıklarını. Yani Tanrı'nın sözü de öyle. Yani insanın nasıl sana bir mektup geldiğin zaman eskiden o kadar teknoloji ilerlememişti. İşte askerimiz oluyordu, işte uzaktan olan sevdiklerimiz oluyordu. Ay, her gün hele ben hatırlıyorum abim askere gittiğin zaman böyle okuldan geliyordum hemen böyle posta kutusuna bakıyordum mektup geldi mi? Ve ablam çok uzaklardaydı. Böyle hemen bakıyordum abla acaba mektup yazdı mı diye. O heyecan, o sevinçli, o duygularını şu anda hissedemiyorsun. Çünkü hemen o kadar teknolojiyle hemen ulaşabiliyorsunuz. Ama işte Tanrı'nın sözü aynı şekilde hissetmemiz gerekiyor. Nasıl o mektubu alıyorsun ve diyorsun ki ay ne kadar güzel sözler sana moral veriyor, umut veriyor, sabır veriyor. Çünkü dersin ki yakında geliyor. İşte yanımda olacak, işte beni seviyor veya yani güzel şeyler söylüyor. Kutsal kitap, Tanrı'nın sözü bizim için aynı değerde olması gerekiyor. Çünkü onun içinde daha önceki programda konuştuk. Tanrı'nın sözü bizleri düzeltmek için, iyi yola sokmak için, gerektiği yerde azarlamak için çok güzel şeyler. Svetlana Hanım, şimdi Rab'be olan güvenimiz ve imanımız bizim hayatımızı temelidir. Biz bunu hepimiz biliyoruz. İmanımız bizi Tanrı Allah'ımıza bizi bağlıyor. Ama ne var ki iman ve maneviyat bir kişinin mükemmel sağlığına ve mükemmel hayata sahip olması için tek başlarına yeterli değildir. Yani tabii ki Angela Hanım, bir kişi dindar olmasını onun hayatında hiç sıkıntılar, hiç hastalıklar, evet, sorunlar olmayacağını garanti değildir. Hı hı. Yani öyle bir şey kesinlikle yok. Ve kutsal kitapta da birçok örnekleri var. Çok doğru, Tanrı'ya bağlı ve Tanrı'nın bütün buyruklarını yerine getiren dürüst insanlar görüyoruz kutsal kitapta. Bizim peygamberlerimiz, atalarımız. Ve maalesef onlar çok dindar, çok imanlı, Rab'be çok güvenen insanlar olduğu halde yine de kendi hayatlarında sıkıntılı dönemler yaşayan insanlardır. Biz sevinçli olmak istiyoruz. Tabii mutlu olmak istiyoruz ve diyoruz ki Rab'be'ye bağlanalım. Yani umudumuz, güvenimiz Rab'de olsun. Ama şunu da unutmamak lazım. Hayatımıza sıkıntılar ya da hastalıklar girmeyecek diye bir garanti değildir onlar. Evet. Yani hatırlıyorsunuz birçok hikayeler var kutsal kitapta. Gerek Eyüp peygamberin, hı hı, hikayesi ya da İlyas peygamberin, hı hı, hikayesi. Onlar da çok zor dönemlerden geçen insanlar. Evet Svetlana Hanım, eminim ki kutsal kitapta ayetleriniz var bununla ilgili. Ama değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar Sevinçli Hayata programımıza devam ediyoruz.